Evet. Şimdi geldik prepared statements konusuna. Burası çok çok önemli bir konu. O yüzden ayrı bir başlık şeklinde yaptım. Şimdi yukarıdaki kodları çalıştırırken, örneğin bir update kodu, bir insert kodu çalıştırırken ne yapacağız demiştik? Bağlantıyı kuracağız. Query'yi çalıştıracağız ve bağlantıyı kapatacağız. Fakat o query'yi oluştururken, özellikle şu query'yi oluştururken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Şuradaki veriler. Bakın şuraya iki dışarıdan gelecek. Buradaki do değeri, last name do değeri dışarıdan gelecek. Bunlar birer value. Nasıl gidebilir bunlar? Tabii ki posta gelecek. Posta geldiğine göre bu veriler nereden geliyor? Form'dan geliyor. Yani karşı tarafta bir form olacak. O formda bir update yapacak. Ardından submit butonuna basacak. Bir web sayfa, PHP sayfasına gelecek. Şu iki veri üzerinden de update kodu yazılacak. Buraya kadar tahminim sorun yok. İşte sorun burada başlıyor. Postla veya getle fark etmez. Gelen veriler içerisinde size saldırı olabilir. Adam şu do yerine size bir saldırı kodu yazabilir. İşte bu saldırılardan korunmanın yöntemi prepare statement. Diyeceksiniz, hocam nasıl saldırılabiliyor? Özellikle SQL injection burada çok çok kullanılıyor. Onu size söyleyeyim. SQL injection'da şu, özellikle login işlemlerinde çok sık şekilde yapılan bir şeydir. Burada var mı baktım şöyle bir kere. Belki ileriki bölümlerde vardır ama direkt Google'dan SQL injection diye aratalım. Direkt buradan bakalım. Bakın SQL injection şunu yapıyor. Şöyle bir SQL'iniz var. Dedim mi dışarıdan veri gelecek şu şekilde bakın. O veri geldi. Posta gelebilir veya başka bir şeyle get de gelebilir dedim. Adam buraya işte şunu gönderiyor. 105 or 1 eşittir 1. Şimdi ne yaptı burada? User ID eşittir 105 or 1 eşittir 1. Evet, şu anda mantık dersini iyi anlayan öğrencilerimiz hemen durumu fark ettiler. Şöyle bir query oluşursa ne olur? User ID'si 105 olan, öyle bir kayıt olmasa bile fark etmez. Or 1 eşittir 1. Şurası true dönüyor zaten. Burası false dönse de sorun değil. 1 eşittir 1 her zaman true döndürür. Bu sayede de saldırıya uğramış olursunuz. Ve login işlemini daha iyi yapıp sisteminize bağlanabilir. Biz buna SQL injection saldırısı diyoruz. Bakın şu şekilde şuraya araya girip orlarla sisteminize saldırı yapılabilir. Bakın burada eşittirlerle bir saldırı görüyorsunuz. Ve yine true döndürüyor. Bu şekilde saldırı durumları var. Ayrıca diğer bir durumsa tablonuza drop edebilir. Örneğin oradaki tablonuzun isminin ne olduğunu tahmin etti. Ve drop table diyerek bakın users'ın sonuna şunu koydum. 105 drop table işte artık hangi tabloysa tablonuzu düşürür arkadaşlar. Çok çok tehlikeli bir durum. Tabi burada farklı diller için örnekler var. Biz şimdi yine PHP'ye dönelim. İşte burada SQL injection'dan nasıl korunacağız? Ona bakalım. Bunun için yapmamız gereken öncelikle prepare. Prepare bölümünde soru işaretiyle hazırlanmış şöyle bir insert'iniz oluyor. Mesela. Ya da select'iniz oluyor. Ya da update'iniz oluyor. Artık neyse. Soru işaretli bölümler sonradan gelecek demektir bu. Nereden gelecek? Tabii ki şu şekilde. Şu kutunun içinden gelecek. Yani karşıda yazılmış o text box'ın içinden gelecek. Tamam, güzel. Gelsin bakalım. Ne yapacak bizim sistem? Ondan sonra geldikten sonra şu prepare yapıyorsunuz. Hazırlanıyor. Daha çalışmadı. Çalışmak için execute'e ihtiyacınız var. Bu verileri oraya koy. Ardından bu duruma göre bakıyor. Ve bu SQL injection'dan sizi koruyor.
Şöyle bir örnek yapalım bu konuda en iyisi. Bakın ben burada bir insert yazmışım. Bu insert'ün değerleri şu anda bağlantıyı kurduktan sonra first name, last name ve email bilgisi bana dışarıdan geliyor. Nasıl geldiği önemli değil. Bin paren komutuyla verileri şuraya koymuşum. Aynı sırada dikkatinizi çeken first name şu, last name şu ve email şu. Peki hocam diyeceksiniz buraya koydunuz tamam da şurada SSS yazıyor. Bu ne demek? String, string, string. Yani integer beklemiyorum burada. String bekliyorum. Bakın burada da bir koruma yöntemi var. İşte burada önemli olan aşama şurası. Execute. Execute dediğinizde bunu artık bunlar da daha güvenilir şekilde almış oluyorsunuz bu verileri. Bakın last name, first name, email'i aldık. Execute dedik. Yine aldık. Execute dedik. Execute dedik. En sonunda da kapatıyoruz. Burada dikkatinizi çekerim. İki şey kapanıyor. Prepare statements da kapanıyor. Normal connection da kapatılıyor. Prepare statements'ları da böyle şu şekilde kullanıyoruz. Bu nesneye yönelik örnekti. Evet. Prosedür örnekte buna, tabanlı örnekte buna çok çok benziyor. Onu size söyleyeyim. Bakın burada göndereceğimiz parametreleri de buraya koymuşuz. Bunları da gönderebilirsiniz. Şimdi gelelim PDO'lu örneğe. PDO'lu örnekte olay biraz farklı. Şöyle ki, iki nokta üst üste deyip özel bir isim veriyorsunuz. Yani soru işareti yerine özel isim geldi. Ve values dedik. Bakın böyle gönderdik. Aynı şekilde teker teker bu sefer bin param yapıyorsunuz. Ve kime bağladığınızı söylüyorsunuz. First name'e bağladım. İki nokta üstte first name'i, iki nokta üstte last name, email. Biraz okunuş daha kolaylaşıyor dikkat ettiyseniz. Yazışı da biraz daha rahat oluyor. Çünkü soru işaretlerinde sıralamayı şaşırabilirsiniz. Ama PDO tarafı bunu böyle yapmayı tercih etmiş. Bunun da kötü tarafı şu. Burada tek satırda işlemi bitirebiliyordunuz. Burada ise bakın 3 satır iş yapmış. Teker teker bin param demek zorunda kalmış. Yine execute yaparak buradaki ifadeyi insert işlemini yapıyor.